Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Photoshop'ta maske kullanımını öğreneceğiz ve arka planımızda biraz değişiklik yapacağız. Şimdi ben ilk olarak kalem aracına biraz değinmek istiyorum. Biz önceki dersimizde asansörümüzü kalem aracını kullanarak oluşturmuştuk. Kalem aracının özelliği daha sonra bunun üzerinde değişiklik de yapılabilir olması. Mesela geldim şu ilk oluşturduğum asansörü seçtim. Klavyemden P'ye basıp kalem aracını tekrar aktif hale getirdim. Burada daha sonradan isterseniz şu köşe noktalarının yerini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun için de klavyenizden Ctrl veya Mac bilgisayarlarda Command'e basarak bu noktalara tıklamanız gerekiyor. Böyle olunca seçim aracınız beyaz bir oka çevriliyor ve böylece bu kenarları taşıma imkanınız oluyor. Bu şekilde Photoshop'ta çizim yapabiliyorsunuz aslında bir nevi. Şimdi bunu geri alıyorum tabii. Yine biz önceki ders buradaki asansörümüzü grup olacak şekilde oluşturmuştuk. Ve Photoshop'ta grup oluşturduğunuz zaman o grubun altındaki bütün elemanların opasitesini de ayarlayabiliyorsunuz. Gelip bu asansör grubunun opasitesini düşürdüğümde bu layer'ların hepsinin tek tek opasitesi düşmüş oluyor. Ayrıca gruplara maske de atayabiliyorsunuz. Mesela benim asansörümün şurada belirli yerlerde arkada kalması gerekiyor. Opasitesini biraz düşürürsem daha rahat görebiliriz. Mesela şurada arkadan geçmesi gerek. Şu alanı kaplamaması gerek. Ya da burada şurayı kaplamaması gerek. Bunun için asansörümü rasterlaştırabilirim. Elemanlarıma sağ tıklayıp raster dedikten sonra bunlara sağ tıklayıp layer'ları birleştiririm. Ve gelip mesela şu alanda gözükmeyecek benim layer'ım. Şurada bir seçim alanı oluşturup burayı silebilirim. Tabii opasitemi sonra açabilirim. Bu şekilde bunu düzenleyebilirim. İsteyenler asansör düzenlemesini bu şekilde yapabilir. Ama ben burada daha güzel bir yöntem göstereceğim. Bunun için de maskeleri kullanacağız. Elemanlarımı ilk haline getirdim. Akıllı hallerinde bıraktım. Ve grubuma tıkladım. Gruba tıklayarak burada belirli alanlarda maske oluşturabilirim. Maskeler hakkında temel bilgisi için karttaki videoya tıklayabilirsiniz. Şimdi maskelerin yaptığı şey bizim çizimimizi bozmadan o çizimin görüntülendiği alanı belirlemekti. Ve bir gruba ya da layer'a maske atayabiliyorduk. Bunun için de alttan layer'ınız ya da grubunuz seçiliyken şuradaki maskeye tıklamanız gerekiyor. Maske şu şekilde çalışıyor. Mesela markeye bastım ve kendime bir seçim alanı belirledim. Maskede İlk eklediğinizde beyaz renk geliyor. Bazen siyah renk geliyor. Beyaz olması her şeyi gördüğünüz, siyah olması ise hiçbir şey görmediğiniz anlamına geliyor. Ve maskelerde yer yer boyamalar yaparak siyah ve beyaz olarak belirli alanlar belirleyerek layer'da görüntülediğiniz alanı ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben maskemde böyle bir alan belirledim. Geldim siyah rengi seçtim. Burayı siyah boyadım. Bunun yaptığı şey bu alanın görüntülenmesini kapatmak oluyor. Ama bu alanı silmiyorum. Silmediğim için de daha sonra üzerinde değişiklik yapmak istediğimde bunu kolaylıkla yapabiliyorum. Mesela maskenize Shift ile tıkladığınız zaman maske yokmuş gibi orijinal layer'ınızı görüntüleyebiliyorsunuz veya orijinal grubunuzu. Şimdi ben bu alanı tekrar beyaza boyuyorum. Bu şekilde şuradaki alanlarımda boyamalar yapacağım ve asansörümün görünürlüğünü ayarlayacağım. Öncelikle asansör grubunun opasitesini biraz düşürüyorum. Çünkü arkadaki alanı görmem gerek. Daha sonra lasso aracıyla şu ikinci özellik aktifken gelip asansörümün görünmesini istemediğim alanları seçiyorum. Bunları toplu halde seçeceğim. Son olarak burayı seçiyorum. Ve maskemde siyah renk aktifken G'ye basarak bu alanları siyah boyuyorum. Bunu siyah boyadığım zaman şöyle göstereyim. Biraz uzaklaştırıp göstereyim. Geri aldım işlemi. G'ye bastım ve bu alanları siyah boyadım. Siyah boyadığım zaman asansör grubumda bir maskeleme oluşturuldu ve bu alanların görünürlüğü kapandı. Daha sonra gelip asansörümün opasitesini %100'e çıkarıyorum. Asansörüm orijinalinde böyle gözüküyor. Shift'le katmana bastığım zaman asansörümün ilk halinde burada durduğunu görebiliyorum. Yani asansörümde hiçbir değişiklik yapmadım. Bunu silmedim. Sadece görüntülenme ayarını değiştirdim. İlk ders yaptığımız kontur ekleme işini ben arazimin çevresine de yapacağım.
Yine klavyemden P'ye basıyorum. Çizgi kalınlığını 3'e ayarlıyorum. Rengini de yine asansörle aynı rengi ayarlıyorum. Gelip burada çizim yapmaya başlıyorum. Şu çalışma alanımı daha belirgin hale getirmek istiyorum. Bunun için de burada kalem aracını kullanıyorum. Ve gelip burada böyle bir çizim yapıyorum. Mesela şu alan tam olmadı. Yanlış çizdim. Gelip buraya Ctrl Command tuşuyla tıkladığım zaman bu noktanın yerini düzenleyebiliyorum. Aynı şeyi şuradaki bütün noktalar için yapabiliyorum. Ayrıca burada yapabileceğim bir diğer şey de çizgimin şeklini değiştirmek. Mesela bu P'ye bastığım zaman üstte açılan menüden çizgimin kesik kesik veya noktalı olmasını sağlayabiliyorum. Ben bunu kesik kesik yapacağım. Ayrıca kalınlığını da 2'ye indireceğim. Bunları ayarlayıp Enter'a basıyorum. Seçim aracına gelip çizimden çıkıyorum. Şimdi burada bu kesikli çizgilerin arasındaki mesafeyi de düzenleyebiliyorsunuz. Yine P'ye basıp kalem aracına geldim. Bunu da çizgi tipini belirlediğimiz yerin altından yapıyoruz. Şu alt tarafta daha fazla seçenek diye bir seçenek var. Buna bastığınız zaman çizgi ve çizgilerin arasındaki boşlukların boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben bunları 2 katına çıkaracağım. 8'e 4 yapacağım. Zaten bu yaptığınız işlemin sonucunu da burada anlık olarak görebiliyorsunuz. Burada OK'ye basarak menüden çıkıyorum. Çizgim bu şekilde ayarlanmış oluyor. İsterseniz tekrar gelip bunun çizgi kalınlığını bir tık daha artırabilirsiniz. Mesela bunu 3'e getiriyorum. Şu mesafeyi de aslında 6'ya 3 yapacağım. Ve bu şekilde istediğiniz zaman burada değişiklikler yapabilirsiniz gidişata göre. Bunun için de elemanınızın akıllı olması gerekiyor. Yine burada da az önce asansörde yaşadığımız sorun var ama. Mesela bu çizgim asansörün burada önüne geçiyor. Bu kolay, bunu çözmek. Çizgimi gelip asansör grubunun altına alırsam buradaki bu etkiyi kaybederim. Ama eğer şuradaki alanı görüntülemek istemiyorsanız yine buraya da bu elemana da maske ekleyebilirsiniz. Maske ekledikten sonra şurada lasso aracıyla seçim alanınızı belirleyip maskeyi gelip siyah boyayabilirsiniz. Böylece elemanınızı bozmadan bunun sadece görüntülendiği alanı değiştirmiş olursunuz. Bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İsterseniz bu mesafeler hoşunuza gitmediyse tekrar bunu eski haline getirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İlk haline getirdim ben mesela. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Mesela bu çizgileri biraz daha dışa doğru çekerseniz şu arka plandaki çizgiyi tam olarak ortalayabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman gelip buradaki maskeyi tekrar düzenleyebilirsiniz. Mesela burada alanımı değiştirdiğim için şuraları tekrar seçip gelip siyah boyayabilirim. Bu şekilde alanımı ayarlayabilirim. Şimdi ben diyagramıma burada belirli ikonlar ekleyeceğim. Ve şuradaki alanların hangi işlerle kullanıldığını göstereceğim. Ama öncesinde aslında ilk başta yaptığım bir şeyi değiştirmek istiyorum. Ben ilk başta şuradaki yapı layer'ımın modunu multiply'a getirerek hem bu layer'a eklediğim rengi kaybetmemiş hem de PDF layer'ındaki şuradaki siyah çizgilerin görüntülenmesini sağlamıştım. Çünkü layer'ımız normal moddayken bunun opasitesini düşürürsek rengimiz gidiyordu. Opasitesi kalırsa da arkadaki PDF layer'ının siyah çizgi rengini göremiyorduk. Ama burada şöyle bir şey var aslında. Yani ben tam rengimizi alıyoruz demiştim ama aslında benim burada uyguladığım renk tam anlamıyla buydu. PDF layer'ını kapatıp layer'ımın rengini görüntüleyebilirim. PDF layer'ını açtığımda rengim bu hale dönüşüyor. Çünkü bu da multiply yaptığım zaman PDF layer'ındaki şuradaki beyazlıklarla benim eklediğim rengin birleşmesi. Yani benim eklediğim renk aslında beyaz rengin üzerine ekleniyor. Ve ikisinin ortasında bir renk ortaya çıkıyor. Ben aslında bu arka planımın biraz daha koyu olmasını istiyorum. Yani buradaki orijinal rengi yakalamak istiyorum. Bunu normale getirdiğimde burada çıkan rengi yakalamak istiyorum.
Burada da bu arada şu çıkan şeyler, ben PDF layer'ımı oluşturduktan sonra şurayı silmiştim. O yüzden böyle gözüküyor. Clients'dan E'ye basıp şuradaki rengi aldıktan sonra G ile bu alanları eski rengine boyayabilirsiniz. Şimdi ben burada aslında PDF ile yapı layer'ının yerini değiştireceğim. Şu rengi kaybetmemek için. Yani arka planı daha koyu hale getirmek için. Bu yüzden yapı layer'ımı PDF'in arkasına alıyorum. Ve az önce yapıda yaptığım şeyi PDF layer'ına yapacağım. Yani bu da ne? Gelip yapı layer'ının modunu multiply'e getirmek. Böylece bu arka planımı daha koyu hale getirmiş oluyorum. Az önce çok daha açıktı. Yani şöyle gösterebilirim. İlk başta görüldüğü gibi böyleydi. Yani çok daha açıktı. Bu şekilde bunu daha koyu hale getirmiş oldum. Bu arka planım koyu olduğu zaman üstte kullandığım renkler de daha iyi patlıyor. Bu yüzden burayı koyulaştırdım. Ama isteyen istediği gibi tutabilir bunu. Bu dersimizde Photoshop'ta maske kullanımını öğrendik ve arka planımızı biraz değiştirdik. Bir sonraki ders ikon ve yazı eklemeyle devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.